Mehdi rivayetleri üzerinde detaylı olarak durmayı vaat etmiş bu hafta. İnşallah bunu yapmaya çalışalım. Her şeyden önce mütevatir hadisleri toplamak amacıyla yazılmış kaynaklara baktığımızda bunların en muakkadı ve en detaylısı Kettani'nin Nazm-ı Mütenasir isimli eseri. Burada Mehdi hadislerini rivayet eden sahabiler ve onların rivayet ettiği hadisleri nakleden kaynaklar hakkında şu detayları görüyoruz. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan İmam Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi ve İbni Mace nakletmişler Mehdi hadislerini. Ümmü Seleme validemizden Ebu Davud, İbni Mace, Hakim nakletmişler. Hazreti Ali'den İmam Ahmet, Ebu Davud, İbni Mace nakletmişler. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın ecmain. Den İmam Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Ebu Yala ve Hakim nakilde bulunmuşlar. Sevvan radıyallahu anh'dan İmam Ahmet, İbn-i Mace, Hakim rivayet etmiş. Kurre bin İyas el-Müzeni'den Bezzar Taberani, Abdullah bin el-Haris bin Cezi'den radıyallahu anh, İbn-i Mace Taberani, Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan İmam Ahmet, Tirmizi, Ebu Yala, Bezzar, Taberani, Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh'dan Ruyani, İbn Abbas radıyallahu anh'dan Ebu Nuaym, Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'dan İmam Ahmet, Müslim. Burada İmam Mehdi adı tasrih edilmiyor, sadece sıfatı ve yapacağı iş anlatılıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh'dan Darekutni, Ebu Umame radıyallahu anh'dan Taberani, Ammar bin Yasir radıyallahu anh'dan Darekutni ve İbni Asakir, Cabir radıyallahu anh'dan İbni Mace Taberani, İbni Ömer radıyallahu anh'ıma, Talha bin Ubeydillah radıyallahu anh, Taberani her ikisinden de. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan İbn-i Mace, Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'tan Ebu Nuaym, İmran bin Husayn radıyallahu anh'tan Ebu Amr Eddani. Bunların toplamı 20 sahabi. 20 sahabiden nakledilmiş merfu rivayetler bunlar. Kettani'nin tespitine göre. Herhangi bir konuda 20 tane sahabiden rivayet geldiğinde bu bizde bir şey oluşturur. Bu oluşturduğu şeyin adı zan mıdır? Kanaat midir? İlim midir? İlimse kat'i midir? İşin burası tartışılabilir. Bir kısmı bunlar mütevatirdir der. Bu bizde kat'i ilim hasıl eder. Dolayısıyla inkar edeni kafir olur. Bir kısmı da der ki yok, bu kadar bu rakam tevatür oluşturmak için yeterli değildir. Daha fazla sayıda sahabi ravinin nakletmiş olması gerekir ki biz ona mütevatir diyebilelim. Bir kısmı da der ki bunlar hiçbir şey ifade etmez. Aralarında çünkü senedi tartışılmış rivayetler var, zayıf rivayetler var, hasenler var, sahihler var. Dolayısıyla bu zayıfları ayıkladığımızda geriye kalan miktar tevatür oluşturmaya yetmez. Bunlar haberi vahittir. Efendim, dolayısıyla bunu inkar edene bir şey lazım gelmez. Bu rivayetlerin haberi vahit olduğunu söyleyenler de kendi aralarında iki grubu ayrılıyor. Bunlardan birincisi, evet sahih hadisler vardır ama bunlar mütevatir değildir. Haberi vahittir. Haberi vahit de kişide ancak zan hasıl eder, ilim hasıl etmez. Ki usulde mukarrer olan da budur. Dolayısıyla
Mehdi rivayetlerine inanmak zorunda değiliz der. Evet, bunlar haberi vahittir, mütevatir değildir ve uydurulmuştur der. Birinci gruba örnek olarak İbn Haldun'u zikredebiliriz. Tarihçi, malum, meşhur. Tarihine yazdığı mukaddime çok meşhur onun. Mukaddime İbn Haldun diye çok meşhur. Orada pek çok meseleyi dermiyan etmiş İbn Haldun. O cümleden olarak Mehdi hadislerini de bahse konu etmiş. Bu rivayetlerin kendisine ulaşan kaynaklardan tespit edebildiği kadarını orada senet ve metin cihetinden tahlil etmiş. Ve çok büyük bir çoğunluğunun zayıf olduğunu söylemiş. Evet, hepsi zayıf değildir, hepsi uydurma değildir. Ama çok büyük bir çoğunluğu zayıftır. Aralarında sahih olanlar da vardır tek tük demiş. Fakat rivayetleri inkar etmemiş. Aralarında sahih olanlar vardır demiş. Ama mütevatir olduğunu söyleyenlere iştirak etmemiş. Çünkü çoğunluğu zayıftır, senet itibariyle tartışmalıdır demiş. İkinci grupta yer alanlara gelince bunlar Mehdi hadislerinin uydurma olduğunu, baştan sona uydurma olduğunu iddia etmişler. Bunlar da kendi aralarında ikiye ayrılmış. Bir kısmı bu uydurmaların bize Şia'dan geçtiğini iddia etmiş. Bir kısmı da bunun Şia ile irtibatını kurmadan bunlar bir kısım sosyal siyasal dalgalanmaların, krizlerin, buhranların sonucunda uydurulmuş şeylerdir demişler. İnsanlar, toplumlar böyle kriz ve buhran dönemlerinde en azından muhayyilede bir kurtuluş adresi ararlar. Bir kurtarıcı ararlar. Bu onlara bir moral motivasyon sağlar. Mehdi hadisleri de böyledir. Böyle bir moral motivasyon için uydurulmuştur. İşte Emevilerin baskısı vardır, şu vardır, bu vardır. Böyle bir dönemde Mehdi gelecek, sizi kurtaracak, merak etmeyin, bu böyle gitmeyecek tarzındaki bir propaganda toplumu rahatlatır. Böyle bir mülahazayla oluşturulmuş, uydurulmuş şeylerdir diyorlar. Arap aleminde bu meseleyle ilgili epeyce şeyler yazılmış, çizilmiş. Ben buraya not almıştım. Mehdi rivayetlerini inkar edenler bir liste halinde uydurma hadisler konusunda bir eser vermiş olan El-Hud El-Beyruti Esnel Metalik diye bir eseri var onun. Efendim? Burada bu rivayetleri tazif etmiş. Meşhur Reşit Rıza da bu kervanda yer alıyor. Mehdi rivayetlerinin uydurulmuş olduğunu söylüyor ve Şia tarafından uydurulmuş Ehl-i Sünnet'e ihraç edildiğini söylemiş Reşit Rıza. Efendim, meşhur Muhammed Ferit Vecdi bunlardan birisi. O da uydurma olduğunu söylüyor bu rivayetlerin. Gene meşhur Ahmet Emin Mısır'dan, bunlar modernistler. Duhal İslam isimli eserinde bu rivayetlerin uydurma olduğunu söylemiş. Hocam, o zaman uydurma olduğunu söyleyenler son 150 yıldaki kişiler genellikle. Modern dönemde evet. Tekaddümün içerisinde Mehdi hadisleri uydurmadır diyen kimse bilmiyoruz. Bu nokta önemli. Yani bu hadislerin uydurma olduğunu söyleyenler mütekaddimun ulemadan herhangi birine atıf yapamıyorlar. Bir meseleden tutunmaya çalışıyorlar. Onu birazdan izah edeceğim inşallah. Buna İbn Haldun da çoğunun
zayıf olduğunu söylüyor ama uydurmadır demiyor yani. Aralarında sahih olanlar vardır diyor İbn-i Haldun. Bir başkası Muhammed Muhammed'dir Hamid. Efendim. Bir diğeri Sa'd Muhammed Hasan. Böyle çok isimler var. Toplamları bunların tespit edilebildiği kadarıyla 17 isim. 17 kişi gerek bu konuda yazdıkları müstakil eserlerden, gerek başka eserler içerisinde başka bağlamları vesile edinerek bu meseleye değinmişler. Bunlar bu rivayetlerin uydurma olduğunu söylemiş. Aralarında müsteşrikler de var. Onu da belirtelim. Başta Gotsiher olmak üzere bu Mehdi ile ilgili rivayetlerin uydurma olduğunu söylemişler. Buna mukabil bu rivayetlerin uydurma olması bir tarafa mütevatir olduğunu söyleyen ve bunu açık bir şekilde belirten ulema var. Hemen şunu belirtelim. Hadis ve rivayet ilimleriyle iştigal edip de Mehdi meselesine değinmiş olan alimlerin hemen tamamı bu rivayetlerin mütevatir olduğunu söylemişler. Yani tarihçi, fıkıhçı vesaire falan bunların mülahazaları bir tarafa ama hadisle iştigal eden, bu konuda eser yazmış, talebe yetiştirmiş, şöhret yapmış ulemanın tamamı bu Mehdi meselesini söz konusu eden ulemanın tamamı bunların mütevatir olduğunu söylemiş. Bunların başında Ebu'l-Hasan el-Aburri diye bir alim var. İmam Şafii rahimahullah'ın menakıbını, biyografisini yazmış. Orada açık bir şekilde bu rivayetlerin mütevatir olduğunu ifade etmiş ki tespit edebildiğim kadarıyla Mehdi hadislerinin mütevatir olduğunu ifade eden, açıkça ifade eden ilk kişi bu zat. Hicri 4. asırda vefat etmiş. İmam Kurtubi meşhur müfessir Et-Tezkire bi Ahvalil Mevta ve Ahvalil Ahira diye bir çok meşhur bir eseri var. Orada bu rivayetlerin mütevatir olduğunu söylemiş. Ebu'l-Haccac el-Mizzi 8. asrın büyük hadis ve rical alimlerinden birisi. Efendim, Tehzibül Kemal diye ravilerle rical ilgili çok meşhur bir eseri var. Kaynak bir eser. Orada bu rivayetlerin mütevatir olduğunu söylemiş. İbn-i Teymiye ve talebesi İbn-i Kayyum bunlar arasında. İbn-i Hacer el-Askalani ve talebesi İmam Sefavi bunların arasında. İmam Suyuti bunların arasında, İbn-i Hacer-i Heytemi bunların arasında, Ali Yülkari, Muhammed el-Berzenci, el-Zürkani bunların arasında. Biraz daha efendim günümüze doğru geldiğimizde Hanbeli ulemadan Muhammed el-Seffarini Levaihul Envaril Behiyye diye akaide dair bir eseri var. Açıkça bu rivayetlerin mütevatir olduğunu söylemiş. Şevkani, meşhur selefilerin de imam diye andıkları Yemenli zat. El-Tavdih fi tevatüri ma ce'e fil Mehdi'nin muntazar ve Deccal ve Mesih diye bir eser yazmış ki kaynak olarak kullanılıyor bu günümüzde. Orada şöyle diyor Şevkani: والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها مهدي إلى إيجيل بزم تسبك دبلديمز رواية diyor. منها خمسون حديثا 50 حديث diyor. Benim tespit edebildiğim 50 رواية diyor. فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر. Aralarında sahihler var, hasenler var, zayıflar var ama bu zayıflar kuvvet bulmuş diğer mecmua ile birlikte düşünüldüğünde kuvvet bulmuş olan, zaafı iyileşmiş olan rivayetlerdir. Diyor ki وَهِيَ مُتَوَاتِرَةٌ بِلَا شَكٍ. Şüphesiz bunlar mütevatirdir. Keza
Yine bu Selefi çevrenin çok itibar ettiği Kınnevci Muhammed Sıddık Hasan Han el-Kınnevci veya Kannuci iki şekilde de anılabiliyor. O da kıyamet alametleriyle ilgili el-İdâ'a limâ kâne ve yekûmâ yekûnu beyne yedeyi sâ'a diye bir eseri var kıyamet alametleriyle ilgili. Orada efendim diyor ki el-ahadîtul vâride fil mehdi alâ ihtilâfi rivâyâtihâ ketîretun cidden. Metinleri muhtelif olsa da Mehdi ile ilgili rivayetler gerçekten çoktur. Tebluğu haddet tevatür manevi, manevi tevatür seviyesine ulaşmıştır diyor. Muhammed bin Cafer el-Kettani az önce Nazm-ı Mütenasir'inden alıntı yaptık. Aynı şekilde bu rivayetlerin mütevatir olduğunu söylüyor. İbn-i Kesir meşhur hadis hafızı tarihçi mütevatir olduğunu söylüyor. Biraz daha günümüze geldiğimizde Muhammed Sahibül Kevser'i merhum, Abdülfettah Bülbük'te merhum. Bunlar da bu rivayetlerin mütevatir olduğunu söyleyen ulema arasındadır ki topladığımızda bunların adedi zannediyorum 30'u 40'ı geçiyor. Mütekaddimin arasında bu rivayet Mehdi meselesine aslında ahir zamanda kendisine Mehdi denecek birisi gelmeyecek diyen veya söylediklerinden bu neticeyi çıkarabileceğimiz alimler olmuş. Bunlar nereden hareket etmişler? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den nakledilen İsa'dan başka Mehdi yoktur şeklinde bir hadis var. Bu hadisi nakletmiş ulemadan bir kısmı, herhangi bir şey söylememiş ilaveten. Bir kısmı da bu hadisi esas alarak demişler ki, bir tane Mehdi varsa o da İsa'dır. Onun dışında Mehdi gelecek, gelmeyecek meselesine girmemişler. Bir Mehdi var, gelecek, o da İsa'dır demişler. Mütekaddiminde böyle bir tavır görüyoruz. Acaba bu tavırdan bunu söyleyen alimlerin Mehdi gelmeyecek ya da diğer rivayetlerde geleceği belirtilen Mehdi'nin gelmediğine inandıklarını çıkarabilir miyiz? Böyle bir netice çıkarabilir miyiz? Biraz tartışmalı bir mesele. Bunları diyenlerin, bu görüşte olanların sayısı da çok fazla değil. Mesela İbn-i Ebi Şeybe nakletmiş Musannef'inde meşhur tabi'i Mücahit'ten. El-Mehdi İsa ibn-i Meryem diye bir rivayet. Mücahid'in kendi sözü bu. Fakat bu sözü Mücahid'in söylediğini kesin bir biçimde ifade etmek çok mümkün görünmüyor. Senedinde problem var. Bu sözün Mücahid'e ulaşana kadar rivayet yolunda problem var. Efendim, El-Hasan-ı Basri'nin El-Mehdi İsa ibn-i Meryem aleyhisselam dediği nakledilmiş. Mehdi İsa bin Meryem aleyhisselamdır dediği nakledilmiş Nuaym bin Hammad tarafından. Ama bunun da senedinde problem var. Hasan-ı Basri'ye ulaşana kadar bu senet bize tam bir güven vermiyor. Aynı şekilde gene Hasan-ı Basri'den şöyle dediği nakledilmiş. Ma era mehdiyen fe inkâne mehdi fe huve Umar ibn-i Abdülhüm, Umar ibn-i Abdülaziz. Mehdi bilmiyorum gelecek mi, geleceği kanaatinde değilim. Eğer Mehdi gelecekse o Ömer bin Abdülaziz'dir. Mehdi diye bir şey varsa o Ömer bin Abdülaziz'dir dediği naklediliyor Hasan-ı Basri'nin. Ama senedine baktığımızda burada da problem var. O senet kritiklerinin detaylarına girmiyorum. Efendim... Ebu Muhammed bin el-Velid el-Bağdadi'den bir nakil var. Efendim, onun da La Mehdi illa İsa ibn-i Meryem dediği naklediliyor. Ve bu zatın Mehdi hadislerini açıkça inkar ettiği ifade ediliyor. Mütekaddimin arasında bu
bu şekilde meseleyi tasvir eden bir tek bu zatı biliyoruz, bu zata rastlıyoruz. Fakat bu zat kimdir? Hakkında çok fazla bilgi yok. Yani hadis kökenli midir? Efendim, sünni midir? Bid'i midir? Kimdir? İbn-i Teymiye kendisinden böyle bir şey naklediyor. Ama hakkında ilave bilgi vermiyor. Dolayısıyla bu adamın kimliği konusunda bilgi sahibi olmadıkça bu rivayeti ele alıp söz konusu edip değerlendirmeye tabi tutmanın bir anlamı yok. Evet, buna mukabil Mehdi ile ilgili çağdaş çalışmalar da yapılmış. Bunlardan birisi Abdülalim Abdülazim el-Besteri diye birisine ait gerçekten çok detaylı bir çalışma yapmış. İki cilt halinde Mehdi ile ilgili rivayetleri toplamış. Birinci ciltte sahih rivayetleri ele almış. Merfu ve mevkuf. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ve sahabe-i kiramdan gelen rivayetleri toplamış. İkinci ciltte zayıf ve uydurma olanlara yer vermiş. Burada tespit ettiği rivayetlere bakıyoruz. Hazreti Ali radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet. Bunu çeşitli kaynaklardan tahriş etmiş ki Kettani'den naklen söyledik. İmam Ebu Davud, İmam Ahmet vesaire hadis imamları nakletmişler. Kaynakları bayağı bir güzel kullanmış. Senet kritiklerini gayet güzel yapmış. Her bir rivayet üzerinde müstakil olarak duruyor. Buradan vardığı neticeyi görelim. Evet, burada 30 civarında rivayete yer vermiş ve bunların tamamının sahih olduğunu söylemiş. Arkasından sahabi kavli olarak nakledilmiş olanlara yer vermiş ki bunların da tamamı sahih. Kim, hangi sahabiler var? Hazreti Ali radıyallahu anh'tan gelen kendi sözü kavli olarak rivayet var. Oğlu Muhammed bin el-Hanefiye'den gelen bir söz var. Gene rivayet olarak. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen rivayet var. Mücahit'ten gelen rivayet var. Öbür rivayetler zayıftı, sahih değildi demiştik. Bu tespit bu bakımdan çok önemli. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan gelen bir rivayet var. Yine kendi kavli olarak sahih bir senetle. İbn-i Sirin'den, tabiinden gelen bir rivayet var. Liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Ama
şunu net bir şekilde hem bu tablodan hem de netice itibariyle söylememiz mümkün, hatta söylememiz gerekiyor. Mütekaddimin arasında, sahabe ve tabi'in arasında Mehdi diye bir şey yoktur diyen kimse yok. Tam aksine Mehdi ile ilgili rivayetler, nakledenler var. Bu rivayetleri mevkufuyla, merfuuyla bir arada topladığımızda mecmuundan, bunların toplamından bir tevatür oluştuğunu söylememiz gerekiyor. Kettani'den işin başında naklettiğimiz o 20 küsur sahabi, bunlar merfu rivayetleri nakledenler. Yani sahabi sözü olarak nakledilmiş olanları Kettani o listeye almamış. Oraya bunları da eklediğimizde buradan hiç şüphesiz bir kuvvet hasıl oluyor ve netice itibarıyla Mehdi hakkındaki rivayetlerin tevatüründe, sıhhatinde ve tevatüründe herhangi bir problem olmadığını söylemek usulü hadis kriterleri doğrultusunda mümkün.